Atatürk'ü ve bizlere emanet ettiği. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yapılacak olan yeni anayasada laiklik ilkesinin yer almaması yönünde söylediği sözlere tepki Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığından geldi. İl Başkanı Kazım Karsu açıklamasında Türkiye'nin laik olduğunu ve daima laik kalacağını söyledi. Meclis Başkanı'nın söylediği sözlerin Cumhuriyet'le kavgalı zihniyetin yansıması olduğunu söyleyen Karsu, ancak unutmasınlar ki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere halkımız bu tartışmaların karşısında duracaktır. Kim ne derse desin laik cumhuriyetimiz şeyhlerin, yobazların, meczupların, İsmail Kahramanların kurbanı olmayacaktır. Türkiye laiktir, ebediyen laik kalacaktır şeklinde konuştu. Karsu açıklamasına şöyle devam etti. Anayasayı tartışmaya başlamadan laikliği masaya yatırmaya kalkan zihniyet kabullensin ki çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları asla kendilerine fırsat vermeyecektir. Atatürk'ten kalan mirasım Yılmaz bekçileri olarak her zaman görev başındayız. Laikliği tartışmayacağız, laikliğe sahip çıkacağız. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta Doğu bataklığına çekmeye çalışanlarla, onların gerici zihniyetiyle, din istismarcılarıyla ve çoluk çocuğumuzun namusuna göz dikenlerle dün olduğu gibi bugün de mücadeleye devam edeceğiz. Türk milleti olarak dini inançlarımızı kullanarak kendi diktatörlüğünü kurmaya çalışanların emellerine geçit vermeyeceğiz.